Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi görme engellilerin ardından işitme engelliler için de engelsiz hale geldi. İşitme engelli cep telefonuna bir uygulama yükleyerek rahatlıkla CİMER'e göndereceği mesajı iletebiliyor. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer'in haberini Sercan Sever görüntüledi. İşitme engelliler artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni rahatlıkla kullanabilecek. Talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerilerini CİMER'e iletebilecek. Uygulama 1 Eylül'de kullanıma açıldı. Değerli vatandaşlarımız ana dilleri işaret olduğu için dilekçe yazamıyorlar. Kendini ifade edemiyorlar. Dolayısıyla Cimer'in e, erişebilir olması gerekiyordu. Şikayetleri ve sorunlarını iletebilecek yer. Peki bu nasıl bir uygulama? İşitme engelliler özellikle ana dil, ana dil olan sarı bireyler kullanacaklar bu uygulamayı. Çünkü bu uygulama e, uzaktan işaret dili tercümanına bağlanıyor. İşitme engelliler engelsiz 112'yi önce telefonlarına uygulama olarak yüklüyor. Ardından üçüncü butona basıyor. Görüntülü olarak Cimer'e ulaşabiliyor. Böylelikle şikayetlerini CİMER'e iletebiliyorlar. İndirilen uygulamaya TC kimlik numarasıyla kayıt olunduktan sonra CİMER'e ulaşmak oldukça kolay. Üçüncü sırada CİMER arama diye bir buton var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra otomatik olarak işaret et tercümanı çıkıyor. Ve bu şekilde dertlerini anlatabiliyorlar. Tercümanımız karşı, karşıma çıktı. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ben işaretli dili tercümanıyım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Ee, ben şimdi i̇nşallah. inşallah arkadaşlarımıza hepimize ben haber vereceğim. Ve tamam. başladı diye teşekkür etmek için ben aradım sizi. Ben teşekkür ederim. Çok 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 sağ olun. Uygulama görüntülü çalışıyor. İşitme engelli görüntülü aramada CİMER'e bırakmak istediği mesajı işaret diliyle tercümana anlatıyor. Tercüman anlatılanı yazıya çevirip CİMER'e iletilmesini sağlıyor. Bu haberi ...işitme engeller için yaptım. C i m e r arayabilirler. Cimerden cevap geldiğinde de yazıyı yine işitme engelliler için tercüman işaret diline çeviriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim merkezi artık hem görme engelliler hem de işitme engelliler için engelsiz duruma geldi. Kolay gelsin.